Podcast dinle son dakika. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin kıdemli danışmanlarından Mihail Podolyak, Twitter'ı ülkede devam eden çatışmalarla ilgili bilgileri gizlemekle suçladı. İranlı futbolcu Amir Nasır Azadani, Mahsemini protestolarına katıldığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. Milletvekili Mahan Sadrat'ın ise idam hükmü yeniden yargılama talebi üzerine durduruldu. Diyarbakır'da tırla çarpışan ambulanstaki hasta çocuk hayatını kaybetti. Dördü sağlık çalışanı, beş kişi yaralandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki zaferin bölgede yeni projelere imkan açtığını belirterek, Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki üçlü görüşmelerin düzenli şekilde yapılması ilişkimizi daha da güçlendirecektir, dedi. Covid-19 aşısındaki mRNA teknolojisini kullandığını belirten Moderna, yeni hazırladığı kanser aşısıyla kişilerin ölüm riskinin %44 azaldığını duyurdu. Temmuz ayında boşanan Amerikalı manken Emily Ratajkowski, terk edilme korkusuyla başa çıkmak için terapi gördüğünü itiraf etti. Spor. Arjantin'in yıldız Lionel Messi, Hırvatistan maçı sonrası yaptığı açıklamada, finalle birlikte Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkacağını açıkladı. Suudi Arabistan ekiplerinden El Nasır'la adı anılan Cristiano Ronaldo için yeni bir iddia ortaya atıldı. Katar ekibi El Sadd'ın Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu iddia edildi. Arjantinli eski yıldız basketbolcu Luis Scola, Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2023 FIBA Dünya Kupası'nın global elçisi oldu. Podcast dinle.